Evet. Merhaba abi. Merhaba sevgili bayanlar. Hayırlı cumalar. Allah dualarınızı kabul etsin. Anatoly İplik'ten sevgiler, saygılar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Nuriye teyzeciğim. Nasılsın? Hoş bulduk güzel kızım. İyiyim. Sağ ol. Çok ne var ne yok? Şükür. İyilik vallahi. Sağlık işte. Can güzellerimi yaptım işte bunlara gene. Evet, bir şeyler hatırladım. Bir göstereceğim. Bir şeyler yapmış getirmiş. İstediklerini göstereceğim. Geçen hafta gösterdiğin o uzun atkı şeklinde ördüğün evet. Hırka var ya, şapka var ya teyzem. Evet. Onu tekrar bir ufak bir anlatalım onu anlatalım. Geçmeden. Tabii. Bir sormuşlar çünkü birkaç kişi Bedoğan'ın Bay Bedo. Evet. Bay Bedo muydu Adnan Bey? Evet. Bay Bedo. Şey, Bay Bedocuğum gene göstereceğiz şundan onu. Getir. Şundan getir. Şundan getir. Hava var burada. Ya yarın Anatoly, var. Şimdi bayanlar buradan alıştır hali. O yüzden buradan çekiyoruz Adnan Bey. Ama var burada. Var var. Yarın at. Bazen beni takip etmeyenler de olabiliyor. Haftaya Salı günü Anatoly İplik'ten çekeceğiz. Arkadaşlar takip etmeyenler var ise yoğunluğumuz olmaz ise Anatoly İplik'ten canlı yayını çekecekmişiz. Adnan Bey öyle söyledi. Bakalım evet. Bir de oradan evet. Deneyeceğiz. Tonton teyzeme selamlar demiş Adam Maxwell. Güzelim. Evet. Ben de selam. Seni öpüyorum. Çok seviyorum demişler Nesrin Biriken. Canım, teşekkür ben de ederiz. Sizi öpüyorum hepinizi candan. Mirali Cem ve örgülerim. Heh, çok güzel ya diyorlar. Aynen öyle. Alkışlar göndermişler teyzeciğim sana. Şimdi teyzeciğim geçen hafta gösterdiğimiz gri şapkayı tekrar bir anlatalım. Teyzeciğim onu dikmiş. Bakın. Bize yerler. Getirmiş. Bakın ki. Ve ben sabah taktım. Vallahi çok beğendiler. Bakın. Evet. Şöyle gene tak. Ben göstereceğim. Gene takarız teyzem. Sen sıkıntı tak, değil. Başına tak bak. Görsünler önce. Ver. Takalım. Böyle mi yapıyorum? Nasıl tut? Şöyle mi tutuyorum? Öbür türlü çeviriyorsun teyzeciğim. Arkadaşlar. Şöyle biraz daha şey yap yana doğru. Evet. Yok yok çok değil. Öyle. Bakın. Güzel gözüküyor mu? Arkadaşlar bakın teyzemin kaza. Bakın. Bunu da teyzem bana örmüş. Bakın. Güzel çıktı mı? Bak böyle. Çok güzel oldu. İşte böyle. Dediğim gibi V'ye önünden V oluyor. Evet. Ben o çiçeği dikmedim. Ve çok da güzel oturuyor başa. Evet. Kapatıyor her yerini. Çok şık. Evet. Böyle bir şey de yapabilirsiniz bayanlar. Evet. Bundan yapın yani. Çok güzel. Hakikaten güzel. Evet, çıkartıyoruz. Ben çekime devam ediyorum. Şimdi bunu ben size gene tarif edeceğim. 27 ve 30 ilmek 30 arası. 30 ilmek başlayın. 27 değil de 30 başlayın. Baş ucu. Mesela benim başıma 30 ilmek daha iyi geldi. Evet, ben kulaklarımı yani, kapatsın isterim bayanların genelde. Bayanların zaten kafaları ufak olmuyor. Bizim gibi oluyor. Aynen normal. 30 olsun. 30'a 95. 95 örün. Boyu 95 santim. Böyle bu kadar örün. Hı hı. Bir ters 100. Bir ters 100. Bakın lastik bu. Evet. Lastik. Uzunlamasına öreceksiniz. Sonra bunu böyle kıvıracaksınız. İnternet mi orada? Net güzel. Evet. Ya Adnan Bey. O da seyrediyor. Kendimizi izliyoruz. Şimdi bunu böyle ortalayacaksınız. Şu şekilde. Bakın bu şekilde. Fiyonk şeklinde katlıyoruz. Böyle katlıyorsunuz. Bakın evet. Burayı. Bir böyle, bir böyle. Bakın tersini döndürdüğünüz zaman. Evet. Dikiyorsunuz. İğneleyin önce. Dikin. Sonra şu ortayı da dikin. Evet. Ben geçen hafta çok gösterdim şey günü. Yok izlemeyenler varmış. He. Tekrardan görelim dediler. Yanları oluyor. Yanında yanları çeviriyorsunuz. Bu yanları dikiyorsunuz. Bakın. Evet. Bu şekilde yanları da dikiyorsunuz. Burada dikiliyor. Şurası da. Hı hı. İşte bu şapka böyle. Şöyle güzel bir şapka oluyor. Çok bakın. Basit ama çok şık duruyor. Çok şık. Kafaya çok güzel evet. Oturuyor. Ben gül yapmıştım. Bronş deyince elimde de bu taşlı şeyi vardı. Şunu dikiverdim oraya. Nuriye teyzem sende de yok yok.
Yok yok yani. Gülümüz var. Mesela böyle bir gül de takabilirsiniz. Evet, bakın, farklı bir renk de olur. Yani bunu da ben ördümdü. Şöyle gül de takabilirsiniz. Kesinlikle. Eline sağlık. Ellerine güzellerim, sağlık. Nasılsınız? İyiler, iyisiniz değil mi? Hemen işe başladık biz. Müzeyyen Hanım, yüzünüz hep gülsün demiş teyzeciğim. Duygu'nun hobileri selamlar diyor. Gülseren ablacığım, hoş geldin. Bakalım neler yazmışlar. Bir şeyler yazmışlarsa okuyalım. Hatice az daha çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık demişler. Sizler ördünüz mü? Ördünüz mü bayanlar? Nesrin Biriken süper. Elinize sağlık. Çok güzel Sarıkaya demiş. Bakıyoruz. Çok tatlısın teyzem. Emeğine sağlık. İyi er Filiz demiş. Sağ olun. Teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Bakıyoruz. Şahane örgülerim Güler Hanım maşallah diyor. Orada olmak vardı şimdi. Gülseren abla sen nerelerdesin? Evet, kaç haftadır? Evet gel yani, özledik sizi. Yoksun buralarda. Neden? Takılarını paylaşıyor. Evet. Zeynep Hanım, bir kağıt parçasıyla daha kolay olur teyzem. Bir kağıt parçasıyla gösterebilirsin teyzeciğim diyorlar. Geçen hafta teyzem çok göstermiş ama. Ben çok devamlı aynen, gösterdi. Çok gösterdi geçen hafta. Dikilişini, kıvırmasını aynen. Hep onun üstünde durdum. Adnan Bey şunun ucunu verebilir misiniz teyzeme? Oradan da göstersin tekrar bir. Herhalde katılmayanlar var geçen hafta sanırım teyzeciğim. Şu ucu ver bana ya. Tonton teyzem de taksın diyorlar şapkayı. Evet, ay, tonton teyzem. Ki. Gider, niye gitmesin? Güzellerin güzeli bana gitmez. Nesin Hanım demiş, iyi sevgiler ve saygılar demişler sana. Adnancığım takıyor bakın. Çevireceksin teyzem biraz. Nasıl? Biraz bu tarafa çevireceksin. Adnan sağ. Taktı ya. Çevir biraz daha. Vallahi süper oldu. Geçir biraz daha kafana teyzem, böyle oturt. Bakın. Evet, çok güzel olmuş. Benim yüzüm yuvarlak olduğu için pek bana gitmiyor. Hayır, niye gitmiyor? Bakın, gayet böyle. Güzel. Görüyor musunuz? Bakın yuvarlacık. Bakın. Çok güzel oturuyor. Çok beğendim bakın, ben. Çok güzel. Yapın. Nesin Hanım, iyiyiz. Sevgiler, saygılar demişler. YZ desin, eline sağlık. Biz iyiyiz teyzem. Sen nasıl oldun? İyileştin mi demiş Gülseren abla. İyileştim, iyileştim canım benim. İyiyim çok şükür. Bakalım üzerinde anlatır iyiyim. Mısınız? Bakın, anlayamadık şimdi diyorlar. Bu, mesela bu kadar, şu kadar örüyorsunuz. Tekrar anlatıyorlar hanımlar. Şu kadar örüyorsunuz. 95 santim 30 ilmek. 30 ilmeğe 95 santim örüyorsunuz. Tamam. Bunu böyle ortalayıp bakın şu şekilde şöyle böyle tabii bu o şey olduğu için tamam. Şey olmuyor. Böyle kıvırıyorsunuz canlarım. Bakın bu şekilde kıvırıyorsunuz. Fiyonk şeklinde aynı. Bakın böyle kıvırıyorsunuz. Sonra bunu döndürüyorsunuz. Evet. Tersine. Bunları şöyle tabii bu dur biraz küçültelim bari. Bu dar olduğu için. Şöyle. Evet. Bunu da bu tarafa dikiyorsunuz. Evet aynı. İşte böyle. Şu ortayı da dikiyoruz. Dur şöyle yapalım. Bu daha küçük olduğu için şöyle yapalım. Böyle kıvırın. Bunu böyle döndürün. Tamam. Aynen oralar dümdüz bunu dikiliyor. Böyle, bunu böyle bakın. Tamam. Böyle. Sonra şu ortası şu birleşiyor. Dikiliyor. Şu orta dikiliyor. Tamam. Bakın şu ortayı dikin. Evet. Ondan yanlar sonra açılıyor. Döndürün. Döndürün bu yanları dikin böyle. Evet aynen. Yani o şekilde. Bu tamam. Şekilde bu tabii ince olduğu için pek gösteremedim. Örgü dışında yapıldığı zaman çok zorlandı teyzem anlatırken. İnşallah anlaşılmıştı ve çok da basit arkadaşlar. Hint şapkası falan da diyorlar. Bakın şurası böyle şöyle kıvırdım. Kıvırdım üçgen yaptım böyle. Şöyle üçgen yaptım. Bunu çevirdim. Tekrar anlaşıyorlar. Şu üçgenleri bakın tam kare buraya geldi bu bakın böyle yan yana. Tamam. Buraya iğneleyin ondan sonra dikin. Şuraya da dikin ortaya arka kadar. Orta evet. Orta. Ondan sonra da yanı çevirin. Bakın yanları dikin. Böyle yanları dikin. Tamam. Bu kenarı dikin. Tamam. İşte bu şekilde bu kadar. Alıyor. Hint şapkası diye de geçiyor yanılmış evet, hatırlamıyorsam. Yani. Çok basit. Malzeme pazarı bakalım üzerine anlatır mısın anlatmaz. Patik Seyircan hayırlı cumalar demişler. Croquet World Türkiye hemen döneceğim çabuk gelin. Ayşegül
Ayşe Gül Adem Karanfil, ellerinize sağlık, çok güzel olmuş, harika gerçekten teyzem diyor. İşte. Sarıkaya Arpacı, Adnan Bey'den selamlar. Adnan Bey, Adnan Bey'e selamlar diyorlar. Adnan Bey'den selamlar. Mucize yumaklar. Tonton teyzeme selamlar. Sağ olun. Ben de selam söylüyorum canlarım. Ben yazmayacağım. Hadi ya. Malzeme bakın, pazarı. Şimdi bir şey daha yaptım. Bu, hemen ördüm iki gün. Ben bir notları okuyayım teyzeciğim hemen. Tamam. Sen oku. Geri inmiş herhalde. Elinize sağlık. Örgüleriniz çok güzel demiş. Münife Eski Horon. Ayşegül. Ayşe Güladem Karanfil, Tonton teyzem öpüyorum sizi demişler. Malzeme bak, pazarı. Öpüyorum canım. Evet teyzem çok tatlı olmuş. Nesin Biriken çok güzel. Duygu'nun hobi dünyası harika oldu diyorlar. Çok güzel oldu. Güzel olmuş, elinize sağlık diyorlar. Münife, teşekkür ediyorum. Münife Eski Horon. Münife diye okuyayım ben. Neslihan'ın örgüle çok güzel olmuş, eline sağlık. Harika olmuş demişler. El emeği aksesuarlar. Evet. Meliha Coşkun eline sağlık diyor. Arada bir şeyler çıkıyor ama bu anlayamadım. Bir yabancı yazılar çıkıyor. Kürkçühan'da tam olarak neresini, ora kaç numara? Üst kat 15 numara arkadaşlar, hanımlar. Anatolia İplik. Üst kat 15 numara. Bakalım neler var. Selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam. Arapça anlayınca biraz anlaşıldı. Tabii. Anlamışlar teyzeciğim, anlattığın çok güzel anlaşılmış. Evet. Bu Sarıkaya Arpacı yazan çok güzel, ağırlıyoruz, çıkan çıkın çıkın gelin hanımlar diyen Adnan Bey yazmış, bir müşterimizin telefonundan yazmışlar. Buradayız. Selam, kolay gelsin demişler. Eline sağlık teyzeciğim diyor. Eline sağlık Tonton teyzem. Köyceğiz'den sevgiler. Bizden de sevgiler. Fethiye Köyceğiz'den. Sevgiler. Kolay gelsin hanımlar. Cumalar olsun. Hayırlı cumalar olsun. Elinize sağlık Münife demiş. Allah razı olsun. Sakin Hanım eline sağlık demiş. Nesin Biriken Allah razı olsun demiş. Ellerinize sağlık teyzem. Hayırlı cumalar demiş Emel Hanım. Eline sağlık diyenlerin elleri dert görmesin. Ellerinize sağlık diyorlar. Bakalım. Selamlar sevgiler Tonton teyzem ve Kükçan ekibine, Elif Destan, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hanımlar, teyzem farklı bir örnek gösterecek. Bunu gösterene kadar ben mesajları okuyamadığım için gösteriden sonra mesajlarınızı yazarsanız hemen sırayla okuruz. Kaçırmamış da oluruz evet, arada. Evet. Şimdi teyzeciğim şimdi ne yaptın? Ben bunu iki günde, bakın ben bunu şeyde YouTube'dan aldım. Yani. İki kere seyrettim. Maşallah. Babama yazdım. Ben bir şey öğrenirken karşımda izleyerek görüyorum. Babama yazdım. Sonra annemden de bu armoni diye bir ip geldi şimdi. Çok güzel bir ip bu. 200 gram. Çok evet. Güzel bir ip bu. Bunu verdi. Bakın ben bunu ördüm. Bakın. Bu yaprak diye bir model. Şunlar yaprak. Şu kabarık şeyler yaprak. Gördüğünüz gibi. Vallahi avize gibi duruyor teyzem, çok güzel. Evet. Benzetme biraz tuhaf ama çok şey duruyor böyle, kalın, kabarık kabarık, çok kalın. Çok kalın oldu. Evet. Bir de ağır oldu. Kaç gram gitti ona? Vallahi 200 gram yetmedi. Oo. Hatta Adnan bunu da verdi. Bundan da 2-3 lira gittim. Üstü var ya şu kabarıklar, dolgular evet, onlar. Bunlar ip yutuyor. Yani 3 tane yumak alıp örmek lazım bunu. Oo. Evet. Ama güzel duruyor. Bakın böyle gördüğünüz gibi güzeller. Bunu da isterseniz size gösteririm salı günü. Şimdi başka örnekler var çünkü güzellerim. Daha nasıl gidelim böyle bakıyoruz, elimize sağlık. Canlarım benim. Ay Fatma Hanımcığım, nasıl gelelim böyle bakıyoruz, elinize sağlık sevgiler. Ay çok güzel olmuş demişler. Bakın, merhaba demişler. Şu örneği istemiştiniz. Teyzeciğim hani, bu dediniz ya. Sırayla renk desenleri gösterip sonra mı örülüşünü göstereceğiz? Nasıl yapalım? Tamam. Ne diyorlar? Ben bu neyle örülmüş diyorlar? Bu tığla örüldü canlarım. Ben bunu tığla ördüm. Hı hı. Bakın. Burası da tığ. Evet. Her yeri tığ. Burası da tığ. Tamam. Yukarısı da tığ. Yani örüyorsunuz, ördükten sonra tekrar üstünden sarma örüyorsunuz. Bir değişik bir örnek bu. Aynen. Bugün ama buna değil, farklı bir şey anlatacağız, farklı. Değil mi? Bunu salı günü gösteririm isterlerse. Tamam, isterseniz salı günü gösterecek teyzem size. İstemezseniz yine başka bir şeyi gösteririm ben size. Tamam. Bakın canlarım.
Bu geçen hafta gösterdiğimiz... Siz bunu istemiştiniz, sarı örnek demiştiniz. Merdiven. Merdiven demiştim, timsah da dediler. Ha, timsah da dediler, evet. Timsah da dediler. Bunu size göstereceğim. Bu o kadar kolay ki, yani gözünüz kapalı yaparsınız. Çok bunu haftaya çok... istiyoruz diyorlar. Tamam. Böyle küçük bir şey de gösterebilirsin teyzeciğim. Tabii, büyük şapka başlamana gerek yok. Yok. Şöyle küçük bir, yani atıyorum şu şimdi, kadar iki motifin, yani iki desenin çıkabileceği he. kadar gösterebiliriz. İşte kıvırıp yapmam lazım. Çünkü açık olarak örülmüyor bu. Niye? Döne döne örülüyor ya. Döne döne şapka yaparken döne döne örülebilir. Ya da önemli olan örneğin motifi yaparım, kıvırırım. Tabii canım, önemli olan örneğin gösterilmesi. He. Yani büyük öremem zaten. Onu şapka haline getirir zaten evet, hanımlar canlarım, bizim. Bakın. Ben bunu başladım. Bir de size bir şapka yaptım bundan. Ya bu ip şahane olmuş. Bakın. Bu bebe yününün yarnat. Bebe yünü bu. Rainbow. Bakın o kadar güzel rengi var ki. Ben bu ipe bayıldım. Yarnat, rainbow, evet. Çok güzel bir ip. Bakın görüyor musunuz? Timsahınızı görüyor musunuz? Şey çok güzel düşmüş. Merdiven böyle. Merdiven basamakları. Şey gibi. Gökkuşağı gibi. Evet bakın rengarenk. Yani şahane bakın. Yakından görün. Çok evet. beğendim ben bu ipi. Adnan vermişti bunu bana. Bir şey yaparsın diye. Ben de şapka yapayım bunu dedim. Güzellerime göstereyim dedim. Şapka başladım. Normal hırka bakın gibi. Canım, bunu böyle başladım. Siz şimdi... Bunu öğret demiştiniz bana. İpe bayılmışlar, nefis diyorlar, süper diyorlar. Evet, renkleri de var. Bunun renkleri de var. Şu an elimizde ne kadar rengi var bilmiyorum ama. Elimizde ama şu var renk mı bilmiyorum. Şahane bakın. Bir iki rengi kalmıştı. Evet. Git biraz tabii fiyat olarak farklı bir ürün olduğu için getirmedik bu bir sene. Bir de noktalısı var işte bunların. Model için güzel bir ürün. Biliyorsunuz bakın bu da noktalısı. Hı hı. Nokta nokta bu da. Noktalı da bu örnek çok güzel duruyor ama. Bunda güzel duruyor. Evet yani hoş duruyor. Yani şeyde şahane hı. duruyor. Örneği gösterelim o zaman teyzeciğim. Yani kırçıllı da çok güzel duruyor. Evet. Bakın güzeller. Ben şimdi bunu. Şimdi ben geliyorum yanına teyze. Şimdi canlarım bakın. Yüze geldiğiniz zaman bakın bir yüz bir ters bir yüz ben şimdi size şimdi işin örneğin yüzünde bir yüz bir ters mi örüyoruz? Heh, bir ters bu yüz bakın yüz tamam. Yüze geldiğiniz zaman bir yüz bir ters örnek tersten mi çıkartılıyor? Örnek tersten çıkarılıyor. Tamam, okay. Ben şimdi arkaya geleyim. Sağ olun, güle güle. Bakın sadece bir ters bir yüz öreceksiniz tamam. canlarım. Arkadaşlar bakın, örülen şapkanın düz tarafı bir ters bir yüz. Evet. Bir ters bir yüz. Yani bundan hırka yapabilir kendinize hırka aynen yapabilirsiniz. Aynen Nesin Hanımcığım lastik şeklinde örülüyor. Örnek tersten çıkartılıyor. Tersten. Bebeklerinize hırka, yelek, battaniye. Hem battaniye de çok güzel olur. Çünkü olur. Tersi bakın. Olur. Görüyor musunuz? Tersi de bir ters bir yüz oluyor. Aynen. Yüzü de böyle olacak. Örgü delisi olduk vallahi diyorlar. Ben şaşırıyorum hangisini yapacağım size diye. Hayır. O kadar çok elimde var ki. Elif Hanım diyor ki biraz yavaş diyor. Yavaş yavaş. Bakın, Elif Hanımcığım. Ben uca gelmek için... Hızlı yaptım tamam, canlarım. Yok senin için değil yavaş yavaş anlatalım diye diyor. Heh, tamam ben gene anlatacağım güzellerim. Ben size tek tek anlatacağım. Şimdi bunu biliyorsunuz. Bir yüz bir ters. Bir yüz bir ters. Eli öyle bir alışmış yüz, ki diyorlar. Bir ters. Alışmış hızlıca örüyor. Bir yüz bir ters. Bakın yüzler şu kabarıklar var ya. Hı hı. Şu merdivenler. Tersten. Bunlar yüz oluyor. Tersler zaten belli. Bakın ters tamam, burası. Tamam. Bakın burası ters. Burası. Burası yüz. Burası. Lastik normal lastik arkadaşlar. Evet evet normal ya lastik. Normal, bir ters bir yüz. Normal lastiği yapıyoruz. Bir ters bir yüzle devam ediyoruz. Evet. Bakın, arka tarafa geçildiği zaman örnek oluşturuluyor. Şimdi onu gösterecek bakın, teyzem. Bakın başlarken bir ters bir yüz ördünüz ya. Evet. Şimdi bu yüzleri
yüzlerde ip doluyorsunuz. Sadece bu yüzde. Şimdi örnekleri gösteriyoruz teyzem. Hı, ben tamam. Şimdi örneği gösteriyorum size. Bakın güzeller. Arkaya döndüğümüz zaman. Bakın bu ters. Tamam. Bakın bu yüz. Bakın evet. Şu görüyor musunuz evet. Yüzü? Yüzü aldığınız zaman ipinizi atıyorsunuz. Örmüyorsunuz. Tamam. Tekrar ters. Tekrar yüzü alıp ip atıyorsunuz üstüne. Tekrar yüz, ters, bir tane yüz. Yani ipinizi alıp keşke örseydiniz. Hem kafanızda kalırdı, daha iyiydi. Bu ipin markası Yarnat Rainbow arkadaşlar. Bakın bir ters. Telefonu oynatmayın diyor. Tamam canım, yüz, oynatmıyorum. Ters. Bakın yüze ip atıyorsunuz. İp doluyorsunuz. Tekrar bir yüz. Ters, ters. Pardon. Bakın bir yüz doluyorsunuz. Bir ters. Bir yüz doluyorsunuz. Böyle gidiyorsunuz. Elif Hanımcığım size döneceğim. Baya hanımlar. Bakın. Yüzleri almadan. Bak teyzem gösteriyor. Tersleri örüyorsunuz. Heh. Yüzü örmeden üstüne ilmek alıp çekiyorsunuz. Bakın bu şimdi yüz. Düz, yüz. Yüzün üstüne iplik atıyorsunuz. Doluyorsunuz. Örmeden çıkartıyoruz. Evet. Bir tane örüyorsunuz. Bir tane gene alıp doluyorsunuz. Bunu örmüyorsunuz. Sadece tersleri örüyorsunuz. Bakın doladım. Bir tane ters örün. Tekrar doladım. Bir tane ters örün. Bakın doladıklarım belli oluyor. Görüyor musunuz? Böyle. Evet. Ondan sonra cazıma. Ta sıra başına kadar gitmeyeyim istersen. Geri döneyim. Yok gidebilirsin teyzem. Gideyim sıkıntı mi? Yok. Ben de yazışmaları okuyayım hemen bayanların tamam. Dediklerini. Bakın beni gene elime takip edin. Maşallah. Eli öyle alışmış ki hızlıca örüyor demiş Elif Hanım. Nazif Hanım Allah razı olsun demiş. Ebru Şahran lastiği nasıl örüyor? Söylemiştik Ebru Hanım normal lastiği. Bakın ters yüz. Tersi Selanik gibi sanki diyorlar. Evet tersi Selanik gibi. Evet. Yani bakın hep tersler yüz oluyor. Yüzler düz oluyor. Tersler ters. Sen örmene devam et teyzeciğim ben okuyorum. Elif Hanım demiş Kürkçağ'ın Fransa'ya şube açıp ip alıp örelim inşallah. Üstüne ipin markası ne çok güzel. İpin markası Yarnat Rainbow arkadaşlar. Şu an elimde hangi ton renkleri var bilmiyorum. Teyzemin elinde bu olduğu için ve çok hoşuna gittiği için bununla ördü. Ve hakikaten çok güzel düşmüş tonları. Telefonu çok oynatmayın, oynatmıyorum. İp ne kadar? İpin fiyatı belli. Yani şu an elimde var mı bilmediğim için net bir fiyat veremiyorum iple ilgili. Var orada İp çok süper. Tane. Nesrin Hanım da yazmış. Teşekkür ederim demişler. Ören Bayan fiyat ne kadar? Ören Bayan star, favori, Adnan, süper babyler. Varmış ellerinde. Varmış diyor. Süper babyler 3 lira, favori tangolar 4 lira. Değişiyor. Bebeğin ünleri 4 lira. Serpil Hanım teyze harikasın demiş. Kavurt bir teyzeciğim ellerinden öperim. İyi ki varsın. Bize bildiklerini anlatıyorsun. Bayanlar. İplerinizi alıp beraber de örebilirsiniz evet, teyzemle. Evet yani hazırlasaydınız keşke. Saraç Örgü Evi selamlar diyorlar. Selamlar canım. Elif Gürsü sizi bekleyeceğim lütfen. Bakın. Tamam. Bakın atıyorum. Döneceğim canım. Siz Anatolia DM'den de yazarsanız bana hemen bakarız isteklerinize. Sizin gibiler ölmesin inşallah demiş Serpil Hanım. Allah'ın ömürler versin. Elifciğim ip için bana DM'den dönersen Anatolia'dan yardımcı olmaya çalışırım. Esma vardı çok güzel olmuş. Ellerinize emeğinize sağlık teyzeciğim demişler. Ebru Sahra başka renk var mı canım? Ebru Hanımcığım şu an elimde hangi renkler var bilmiyorum. Anatolia DM'den ya da WhatsApp'tan dönerseniz bakarız. Kaç ilmek ile başladın Tonton teyzem bu şapkayı? Şunu 135 ilmek başladım. Şu kalınlıkta işte. Normal orta kalınlıkta. Normal orta kalış 135. Yani başınıza çevresi kadar. 130 da olabilir. Hı hı. Tamamdır. 135 amin. Başladım canlarım. Peki şapkayı kaç sıra öreceğiz? Belli mi sayısı? Vallahi gene... Sanki kafaya göre gibi. Şunun kadar örmek lazım yine. Yani kafaya göre gibi 20 yani 15 yani 20 santim falan var. Aynen öyle. Genelde şapka ölçüleri o. Evet.
Hemen bakıyorum. Teşekkür ederim teyzeciğim demişler. Şimdi örneğe geçtik arkadaşlar. Şimdi geldik. Arkadan hallettik. Arka, yani ters tarafından. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bu bir tane ilmek burada kalıyor. Evet. Bunu fazladan bu. Tamam. Bunu örmüyorsunuz. Tamam. Şimdi bakın topladım ya bakın. Bir ve iki tane oldu burada. Evet. Şimdi bakın üçüncüyü kıvırıyorum. Bakın. Üçüncüyü. Bu yüz var ya şu. Bunu ters örüyorum. Bak bir sıra ters. Bunu örmeden gene böyle iplik atıyorum. Üçüncü ipliği atıyorum. Vay. Bunu tekrar örüyorum ters olarak. Tekrar bu üçünü alıyorum. Anladık mı bayanlar? Bak üç tane oldu. Bakın. Ters ördüm. Tekrar üçüne aldım, ip attım üstüne. Ha, tekrar farklı. Ters olarak örüyorsunuz. Şu merdivenler ters oluyor. Evet. Tersler iplik atılıyor. Bakın. Bunu böyle örüyorum ters olarak. Bu tekrar ip atıyorsunuz. Bakın. Buradan ters örüyorsunuz. Tekrar buna ip atıyorsunuz. Bakın çok yavaş örüyorum anlayın diye. Videoyu Arzu Hanımcığım videoyu hikayeme kaydediyoruz. Hiç merak etmeyin. Tekrar tekrar yarın 24 saat içinde izleyebilirsiniz. Hı. Bakın. Şimdi burada birikti 3 tane oldu bunlar. Evet. Dün işte ters de keseceğim hepsini. Tamam. Hepsini keseceğim. Yani örnek tahminimce 3 sırada çıkıyor değil mi? 3 sırada çıkıyor. 3 sırada. Yani... Buradan bir arttırdım. Bir de kendi ilmeği var 2. Evet. Bir de buradan arttırıyorum. 2 sıra 3 tane oluyor. Arkaya geldim mi de keseceğim. 4 sırada çıkıyor o zaman. Evet, hepsini birden öreceğim. Bakın. Hep bir ters bir yüz örüyorum. 3 mü Nesra Hanım? Bakın. 1 bunu kes normal ters gidiyor örüyorsunuz. Bir tane 2 dönüyor. 4 sıra 4. Bakın kestim. İlk bir ters bir düz. Arkaya arkada bir ters bir yüz oluyor. Arka tarafa geldiği zaman ilmeğin üstüne atıyor. Öne geliyor üçüncü ilmeği atıyor. Öbür tarafa geçince topluyor. Bakın. 4. Bakın. Çok kolay. Ve bunu hakikaten... Kesmeyle 4. Evet Nesli. Bunu hakikaten şey yapın. Alın bunun örneğini. O kadar güzel ki ben çok sevdim bunun örneğini. Hem örmesi de çok kolay. O kadar zor değil. Bakın. Hani ağır yapıyorum ama siz öğrenin diye. Arzu Hanımcığım dantel angles ipi maxi öğrenmeyen maxi veriyorum. En kalın ipidir. 10 numaraya tekabül eder. Yerimiz nerede? Yerimiz Eminönü Mahmutpaşa yokuşunda Kürkçü Han'ın içindeyiz biz. Üst kat 15 numara. Anatolia derseniz gösterirler. Zevkli bir örnekmiş diyorlar. Örnek çok güzelmiş diyorlar teyzeciğim. Evet, çok güzel bir örnek. Güzel duruyor. Hem hakikaten de çok güzel kolay duruyor. Biliyor musunuz? Şimdi ben buradakilerini kesince hep merdiven olacak. Evet. İşte, bakın. Olsa bu üçüncü. Adı neydi örneğin? Timsah. Timsah değil dediler. Timsahmış. Merdiven diyorlar. Ben merdiven basamakları demiştim. Timsah diyorlar. Timsah da olabilir. Timsah sırtı falan diyorlardı galiba. Öyle mi deniyor? Hmm, o gün bir bayan yazmıştı ya. Timsah sırtı. Timsah sırtına da benziyor. Bilmiyorum timsahın sırtı nasıldır. Bakın. Benim elim alıştı hızlı örmeye de. Bakın bir baştan başa örüyorum size. Hani iyice aklınıza yatsın diye canlarım. Tekrar bir daha anlatayım zaman örerken. Bak. Bu üçünü alıyorum, ip atıyorum. Öyle örmüyorum. Hı hı. Şu pıtırcıklar var ya, bu pıtırcıkları haroşa olarak kesiyorum. Tekrar bunu alıyorum, üstüne ip atıyorum. Pıtırcığı ters olarak örüyorum. Bakın, tekrar attım. Ters ördüm. Oya Gürsu timsah dişi demiş. Celal Kevser maşallah teyzem öpüyorum demiş. Gökkuşağı rengi gibi rengi çok güzel baksanız ha. Aynen öyle gökkuşağı görüyor musunuz? Gibi. İpin güzelliğine bakın. Çok bayıldım ben. Bu? Çok güzel şu. Yarın artık. Bebe yünü.
fark etmez. Tekrar gene böyle. Angres model kitabı yok maalesef. Ters örüyorsunuz. Melih Hanım kolay tekrar gelsin demiş. Tekrar ip atıyorsunuz. Tekrar ters örüyorsunuz. Tekrar ip atıyorsunuz. Bakın bu şeyler var ya, şu pıtırcıklar. Bu pıtırcıklar ters oluyor. Terslerde dolama oluyor. Şiş numarası ipinizin kalınlığına göredir. Genelde 3 ve 3,5 numara bu kullanılır. 4,5 numara. İplerde. Buna göre 4,5 numara kullandım ben. Yani ne kadar 4,5'muş. Kalın iple şişle yaparsanız bu dişler daha diş dış oluyor. İnceyle örerseniz ince düşer. Bakın attım. Tekrar gene ters ördüm. Erozgen seviz. Tekrar. Evet, şiş numarası. Kaçla örüyorsun şu an teyzem? 4,5. 4,5'la örüyorum. 4,5'la örüyorum. Canlı yayını kaydedip hikayede paylaşıyoruz. Instagram'da paylaşamıyoruz. Süresi uzun olduğu için bir dakikadan fazlasını paylaşmıyorlar çünkü. O yüzden paylaşmıyor yani. Şimdi bakın. Şimdi ne yapıyorsun teyzeciğim? Bakın güzellerim. Şimdi tersi ters. Tersi ters örüyorsun. Şu yüz var ya, arttırdığım yüz. Bakın yüz burası. Bakın evet, bakın. Evet. Bunu yüz olarak kesiyorum. Tamam. Tekrar tersi tersi olarak örüyorum. Tekrar yüzü yüz olarak örüyorum. Yalnız şunu arkadan alacaksınız ki arka düz olsun diye. Bakın böyle ters örüyorum. Bunları yüz. Yani arttırdığımız 3 ilmeği birden yüz olarak örüyoruz. Yüz olarak. Bakın zaten tamam. Burası böyle yüz. Bakın. Evet. Hep yüz burası. Şurası ters. Tamam. Bakın. Bunu gene tekrar böyle yüz. Tekrar ya ters. Görüntü nasıl hanımlar? Yüz. Bakın. Ben sizi öğrenin diye ağır ağır alıyorum. Bakın. Teyzem bu, senin hızına yetişmek ne mümkün? Bakın tekrar yüz. Bakın tersi ters öreceksiniz. Tekrar yüz. Tekrar ters. Böyle gidiyorsunuz. Bakın bunu örüyorsunuz. Adnan Bey bugün görüntümüz süpermiş. Hayret. Vallahi. Tekrar gene. İnternetin gazabına uğramadık. Evet böyle. Ay yüz. Biri bozuk dedi. Ay yarız. Sevil Hanım. Bir tane yüz. Bir ters. Tekrar 3 tane attığımızı gene örüyorsunuz. Pardon bakayım. Böyle yapıyorum. Tamam. Şimdi gene ters. Bakın yüz. Hanımlar 3 ters. Bakın ördüm hepsini. Çoğaltılanı örülüyor. Arkası nasıl düşüyor bakalım. Bir tane. Bakın diş teyzem. Çıktı bakın. Dişler çıktı görüyor musunuz şeyleri? Merdivenler çıktı. Bakın. Şimdi bir sırada düz öreceğim ya. O iyice sarkacak burası aşağıya. Burası aşağı sarkacak. Öbür tarafını örerken böyle. Tam 4 sıradan sonra çıkıyor. Evet. Bakın. Şöyle arkadan alıyorsunuz. Nazar değdi Türkan Hanım. Ne olmuş? Ben güzel dedikten sonra görüntü bozuldu diyor. Bozulmuş dedim nazar mu? Değdi. Tutuşunuzdan fark ediyor. Yani ben böyle uzun uzun gösteriyorum ki anlayın diye güzellerim. Burada kısası da vardı. Fakat bu örnek de burada daha güzel görünüyor diye size bunu gösteriyorum. Sorun değil teyzeciğim. Güzellerim bakın böyle. Bunu ters örüyorsunuz. Tekrar şu 3 tane var ya bunu yüz olarak örüyorsunuz. Güngün F teşekkür ederiz. Bakın yüz. Tekrar bir ters. Bir yüz. Bir ters. Bir yüz. Tekrar ters. Tekrar ipliklerime attığımı yüz. Hanımlar Kürk anlayamayanlar, kaçıranlar için Kürkçü Han hikayemde paylaşacağız. 24 saat içinde tekrar izleyebilirsiniz. İpinizi alın. Yapın. Çok güzel bir örnek. Yani bunu örün. Devam edin. Olur mu canlarım benim? Güzellerim. Devam edin. Bakın bir yüz, bir ters. Şimdi hızlı gideyim mi? Gidebilirsin teyzem. Rahat yani, ol. Yani hani daha başa çok var çünkü. Orada da göstereceğim. Tamam bakın. Onu ben yaparım. Alıp bakabilirsiniz bereye. Bak da. Çok hoşuma gitti. Yapın. Ya ben onu yapın kızım. İnternette gördüm ben. O çok kolay bir şey. O da çok kolay. Zor gibi görünüyor ama aslında değil. Değil evet. Ben şöyle geçeyim. Şöyle.
Ay teyzem. Otur. Evet. Ben şu başa gelinceye kadar. Tamam. Sen şey yap, biraz dinlen. Nasıl, hangi iple istiyorsan onunla örülür. Fark etmez. Evet, evet. Bak, takabilirsiniz başınıza. Çekebilirim sizi de. Bakın güzelleri. Şimdi böyle arkadan alacaksınız ki bu tarafa yüz olsun diye. Şöyle yaptınız mı yüz oluyor. Şimdi bu yüz. Bakayım. Evet, çok güzel oldu. Şey oldu. Evet. Şapka güzel, takan güzel, güzel oldu. Ben vallahi size tarif ettim onu. Şöyle çekeyim bak. Gerçekten güzel duruyor. Bir kere seyrettim. Kafama yazdım. Başladım. Yalnız bir yerde takıldım. Tekrar oraya baktım. Ondan sonra da... Ben gördüğüm bir şeyin aynı çıkartıyorum. Ben açık video açık şekilde çıkartıyorum örneği. Unutuyorum. Ben şey yapamıyorum. Hem ona bak, hem ör yapamıyorum. Aynı arkada var canım. Ama izleyip de izlediğim zaman o zaman rahat yapıyorum. Ya çok beğendim. Teyzem bu kadar ördüklerini satıyor mu? Vallahi satmaya çalışıyor satıyorum diyelim. Satıyorum da. Bu dükkana da örüyorum yani. Bu Anatolia'nın dükkanına da örüyorum. Keşke küçük parçalardan deneseydi teyzem de yorulmazdı demiş Sevil Hanım. Canım. Küçük Serpil parçalarda Hanım. İşte bunu size hem örnek olsun dedim hem ipini görün diye. İpi, ben size. İpi çok beğendiği için büyük başlamış evet, teyzem. Evet, mahsus böyle hı-hı başladım güzellerim. Şimdi onu tamam, yapacak satacak zaten inşallah. Bakın bu son şey yani. Şimdi tersi ters, yüzü yüz. Tersi ters, yüzü yüz. Burada arttırma yok. Bakalım. Bakın tersi ters, yüzü yüz. Tersi ters. Normal örüyoruz. Bu yüz, hı-hı, bu ters. Yüz tarafı normal bildiğiniz yüz, gibi bayana. En başta söylediğimiz gibi. Evet. Bakın yüzler, şu pıtırıklar var ya, şu pıtırıklar. Bak, bakın çıktı, çıktı gördünüz mü? Bakın şimdi tam çıktı. Buradayken ufaktı. Evet. Şimdi örmeye başlayınca merdivenler çıktı. Hanımlar, 4 sıradan sonra örnek ortaya çıkıyor. Lastiği ördükten sonra bir düz bir ters ilk sıramız. Evet. İkinci sıraya geçiyoruz. Tersleri örüyoruz. Evet. Düzleri örmeden ilmek atıp çekiyoruz. Çekiyoruz. O sıra öyle bitiyor. O sıra öyle bitiyor. Arkadan kesiyoruz. Arkadan bir ilmek daha atıp çekiyoruz. Önce arkadan bir tane ilmeğimiz var zaten bizim. İki tane oldu. Arkadan bir tane atıyoruz ya, iki ilmek oldu. Tamam. Tekrar yüzden de bir ilmek atınca 3 tane oluyor. Aynen öyle. Tekrar dönüyoruz, arkadan da hepsini örüyoruz. Hepsini ördükten sonra örnek çıkıyor. 4 evet sırada sonra örnek çıkıyor böyle meydana. Bakın bir ters bir yüz. Sadece yüzde arttırma yok. Sadece yüzde örme var. Bir ters bir yüz öreceksiniz. Aynen. Serpil Hanım demiş, ton ton teyzem ya. Nesim ya, çok havalı demişler şapka için bayanın başındakine. Hı. Böyle işte gerçekten güzellerim öyle. Bunu anladınız mı? İsterseniz şuradan geri döneyim. Geçmiş olsun tontişim demişler. Ay canım benim, sağ olun. Ağzına sağlık güzellerim. Arika Hanım, buradan Arika ben Hanım döneyim demiş, geçmiş olsun güzelim, tontişim. Güzelim döndüm bak şimdi. Tamam. Şimdi bir tane şunu boşalayım. Boşa, evet. Bunu boşalayım. Şimdi bu tersi örün. Bakın tersi ördünüz. Bunu ip attınız. Şimdi iki oldu. Evet. İki oldu. Tekrar tersi örüyorsunuz. İp atıyorsunuz. Üstüne örmeden örün. Tekrar ip atın. Tekrar örün. Hanımlar, bu örnekte tersler örülüyor. Çoğaltmalar yüzlerden. Yüzlerden. Yani haroşolar örülüyor. Düzler çoğaltılıyor örülmeden. Evet, bakın. Bakın böyle. Sevil Hanım, o güzel ellerinin yüreğine sağlık demişler. Süper demişler. Bakın. Sevil Hanım demiş. Güzellerim böyle işte. İşte lastiğe böyle geçtik böyle. Birinci sıra. Evet. Örneğin ben, ismi var mı? Timsah sırtı da deniyor. Timsah dişi de ben deniyor. Ben merdiven basamağı diyorum. Nesin Hanım çok teşekkürler demiş. Anlaşıldı, ellerinize sağlık. Nesin Hanım anlamış. Hanımlar, anladınız mı? Tontuş gelince orası şenlenmiş. Canlarım, aynen öyle. Canlarım, rica ederiz, güle güle. Hadi iki tane de bundan aldım.
Hanımlar anladınız mı? Bakın örnek 4 şimdi sıradan böyle. Sonra çıkıyor. Şimdi döndüm. Yine bir taneyi örmüyorsunuz. Böyle boşalıyorsunuz. Bu bir tane iki başlardan boşalıyor. Şimdi bu şu arttırdığım var ya. Şu arttırdığımı. Ha şunu şey öreceğim pardon. Bunu ters örüyorum. Şimdi ona dolanmış ya. Bakın şu arttırdığımı. Başka yok mu? Arttırdığıma bakın ip doluyorum. Oya Memiş ol demiş ki nerelerdeydin? Tontiş teyzem özledik demişler. Ben hastaydım canım benim. Şimdi bunu böyle 3 tane oldu. Şu yüz var ya, yüzü ters örüyorsunuz. Tekrar gene ip doluyorsunuz. Bakın şu merdiveni ters örüyorsunuz. Bunu alıp 3. sıra oluyor. Bakın canlarım. 3. sıra oluyor. Tekrar bunu ters alıyorsunuz. Böyle işte. Böyle gördüğünüz gibi. Ben bunu şeyde gördüm aslında. Bakın. 3. ters. 3'ünü 1. Paran var mı oğlum? Ters. 3'ünü 1. En söyleseydin ya. Ters. 3'ünü 1. Ters. 3'ünü 1. Ters. Tamam hadi. Güzeller böyle işte. Gördüğünüz gibi. Ay kusura bakmayın telefon geldi. Tekrar böyle. Tekrar böyle. Anladık demişler. Anladım şimdi demiş. Burada, ağzına sağlık çok güzel anlatıyor gene döndüm. Diyor. Hanımlar hikayeyi de paylaşacağız. Canlı yayını. Şimdi tersi ters örüyorsunuz. Bakın şu 3'ünü kesiyorsunuz. Evet. Keserken ters yani örüyorsunuz. Örüyorsunuz. Kesme değil. Hı hı, anladım. Bak. Böyle bir ters. Bu topladıklarını 100. Evet. Örüyoruz. Tekrar ters. Tekrar burada 100. Yani bunu kesiyorsunuz. Tekrar ters. Alika Hanım demiş size de teşekkür ederiz. Beraber anlatıyorsunuz ne güzel. Ben teşekkür ederim. Böyle canlarım. Sevgili teyzemin güzel ellerine sağlık demişler. Fatoş Hanım. Böyle güzellerim işte. Serpil Hanım demiş ellerin dert görmesin inşallah. Ah, Allah razı benim, olsun. Sağ olun var olun. Allah çok güzel olsun. Anlatmışsın teyzeciğim. Herkes anlamış. Anlamışlar mı? Aynen bayanlar öyle söylüyor. Şimdi kestiklerim kestik. Bir tane ters. Bu 3'ünü örüyorsunuz. Gene bir ters. Tekrar 3'ünü 100 örüyorsunuz. Bir ters. 3'ünü beraber örüyorsunuz. Böyle bu sıra böyle gidiyor. Tamamdır. Bakın. Biliyorsunuz bakın. Bakın şimdi fıtırcıklar çıktı. Evet. Öbür tarafı düz örüp çıkıyoruz zaten. Şimdi burayı zaten. Burayı bunu da bir iki sıra daha öreyim canım benim. Güzel kızım. Şimdi bir. Bu da çok güzel duruyor. Çok rahat. Bir yüz, bir ters, bir yüz, bir ters. Bakın. Yüzü yüz, tersi ters. Evet. Zaten onlar kendini belli ediyor. Bakın. Bu dönükler yüz. Evet. Bakın bu yüz. Bu ters. Burası yüz. Şurası ters. Bakın. Fıtırcıklar çıktı. Merdivenler çıktı. Evet. Anladınız mı güzellerim? Anlamışlar. Ben şimdi bir de şey istediniz siz benden. Bir de onu göstereyim ben size canlarım. Serpil Hanım biz hem Kürkçühan ve Anatolia ikisi de aynı firmadır. Aynı yerdir. Sıkıntı yok. Evet aynı yerdir. Şimdi bir de bunu istemiştiniz. Bakın. Bunun tarifini istemişlerdi bir bayan evet, arkadaşımız, hanım arkadaşımız. Geçen hafta göstermiştim. Tekrar gösterir misiniz şapkasını. Dediler. Evet. Evet. Şundan. Şimdi teyzem onu gösterecek. Ben bunu başladım. Tabii böyle küçük başladım size. Şimdi bir sıra iki kere de çıkıyor. İki ayak çıkıyorsunuz. Tekrar bakın. Geliyorum. İlmek, 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 ilmek iki ipinizi dolayıp İki kere de örüyorsunuz. Bir sıra böyle gidiyor bu. Tamam. İkinci sıra lastiğini göstermek için size böyle tamam. Yaptım canım. Şimdi bir tane böyle buradan alıyorsunuz. Bakın. Bir. Bir de arkadan alıyorsunuz. Bakın. Yani şu.
bakın bu lastik. Şu lastik. Evet. Pardon, bir tane daha şu kremden bulamadım. Biri önden. Bir tane ondan, bir tane de bundan. Bu gördüğünüz gibi. Biri şu arkadan. Alttan, yani arkadan dediğim alttan. Bakın. Böyle ortadan basıyor, batıyorsunuz. Güzeller böyle. Tekrar böyle arkadan güzellerim, canlarım, bakıyorsun. Hızlı mı örüyorum? Evet teyzem. Elim alışmış ya. Serpil Hanımcığım, her zaman bekleriz. Bulursunuz, çok basit yerimiz. Eminönü Kürkçağ'ın dediğiniz zaman Mahmutpaşa'da Eminönü'nde herkes gösterir. Esnaflar. Şimdi böyle canlarım bakın. Bir önden iki parmak, üç parmak örün. Bir arkadan. Bir önden. Çünkü bu örneği göstereceğim, fıstığı göstereceğim size. Bakın bir de arkadan örüyorsunuz. Güzeller. Tekrar biri önden. I want my wall and I'm... Bir de arkadan. Ay İngilizce yazılmış, bilmiyorum. Allah'ım çeviremiyorum. Bakın görüyor musunuz? Basit. Bakın. Şu şekilde oluyor. Dönüşte dönüyorsunuz ya, buraya geliyorsunuz. Bu yüzlerin üstünden örüyorsunuz. Bu buradan. Öbürü de arkadan. Öbürü de arkasından. Aynen öyle. Bu önden. Aynen. Öbürü. Böyle arkadan. Tamam, örneği geçebiliriz o zaman teyze. Canım benim. Ben bunu böyle size göstermek için bir parça yaptım. Tamam. Bakın güzellerim. Bu fıstık. Fıstığım çok kolay. 10 tane mi? He. Bir de şu başlarken 1, 2, 3. 1, 2, 3. ilmeğe batıyorsunuz. Tekrar 1, 2, 3. ilmeğe batıyorsunuz. Yani bu aralar öyle oluyor. Bakın. Üçüncü ilmek. Bakın iki. Şu araları, sonra fıstıkları yaptıktan sonra şu aralar var ya, evet. Bu araları dolduruyorum. Bakın çok kolay. Bakın bunu doluyorum. Bir, iki, üç, dört. Hadi be. Bakın ipinizi dolayın. Buradan bu... Bu ayakları yapın. Bakın 3 tane dolduruyorsunuz. 3 tane doldurdunuz mu? Evet. İpinizi çekin. Bu ara var ya, boşluk. Evet. Oradan böyle çekin. Bakın. 2 3 Ama sayın bunları. Saya yapın. Bir de böyle sıkıştırıyorsunuz. Tekrar ipinizi dolayın. Çantama koyuyorum. Tekrar buraya bu şeyleri yapın. Ya dantel örenmiz var mı? Bunlardan 2 tane de 3 tane ayak yapıyorsunuz. Bakın. Yalnız bunu desenli iplikle, iple yapar, yünle yaparsanız çok güzel olur. İstediğiniz desende yapabilirsiniz. Desen derken? Yani böyle şey ipliklerden. Model. Böyle modelli çıksın. Düzde de güzel olur. Fakat bence böyle daha güzel. Ama kendi tercihiniz. İsterseniz düz yapın. Tabii canım. Yani. Bir, iki, üç. İki kere de çıkıyorsunuz. Bakın böyle. Bir şey yok. Bunu böyle ip çekin. Şu aradan tam ortasından bir, iki, üç, dört. Bunu böyle sıkıştırın. Renkli dünyam kolay gelsin. Çok güzel oluyor diyorlar. Birisi sürekli bir video gönderiyor ama aşamıyorum hanımlar. Umadullah 333 mesaj atmış. Öpücük göndermiş sana. Bahreyn'den teyzem. Ben de ona... Bahreyn'den numarasını atmış bize ama biz dönüş yapamıyoruz yabancı numaralara. Kendileri bizi araması gerekiyor. Ben de öpüyorum onları. Tuğba'nın elişleri merhaba demişler. Merhaba Tuğba Hanımcığım. Hanımlar, kaydımızı, ana hikayemi kaydedeceğiz. Evet. 24 saat süresince oradan izleyebilirsiniz. İnanır mısınız? Sizden böyle konuşurken ederken terledim. Üşümüştüm. Ceketimi giydim.
Melisa'yı Hermoso. Şu anda da terledim biliyor musunuz? Ben de 2, 3. Keyifli örgüler, elinize sağlık demişler. Güzel. Bir de bunun çiftlisi var. Böyle gidiyorsunuz, bir de yandan gidiyorsun. O da çok güzel. O gidiş oluyor. Geliş dönülüyor. Gidiş, gidiş. O şey açık olarak. Açık olarak. Onu örmüştüm bir ben. Bir soldan. Aynen. O da güzel oluyor. Onu örmüştüm ben. O güzel oluyor. Evet. Teyzem çok net anlattı arkadaşlar. Diğer örneklerimizi de anlattı. Şapkalarımızı da taktık, başımıza gösterdik. 3. Onda bir sıkıntı yok. 3. Kaydımızı izleyebilirsiniz. 4. Heyecan yapma Tonton teyzem diyorlar. Yok, heyecanlanmıyorum sizin karşınızda. Elim çalışıyor ya şimdi. Hem örüp hem cevap vermek, aynen. Hem örüp hem cevap vermeyi unutabiliyor teyzem. Sizin karşınızda heyecanlık, artık alıştım size. Hiç heyecan yapmıyorum canlarım. O maşallah zamanlar teyzemin. Yapıyordum çok. Ay, sanki öğretemeyeceğim gibi geliyordu. Ay sen öğretemez misin teyzem ya? Şimdi artık öğrendim artık. Çok şükür. Böyle işte hiçbir şeysi yok canım. Böyle döne. Serpil Hanım demiş ki teyzeyle neden bir gün yapıp anlatmıyor? Ben kaçırdım ya. Nerekli dünyam. Hiç sıkıntı yapma tatlım. Hikayemden izleyebilirsin. Çok tatlısınız demişler Hüsniye Hanım. Teşekkür ederiz. Peki. Serpil Hanımcığım, bir gün yapamıyoruz. Çünkü burası çok yoğun. Ve ben bunu çok zor çekiyorum aslında. Normalde sosyal medya hesaplarına, internet hesaplarına baktığım için bunu çekmekte zorlanabiliyorum. Bunu da ayarlıyorum. Hani araya sıkıştırıyoruz açıkçası. Biraz sakin, durgun i̇şte olduğu için çekiyoruz. İşte böyle güzellerim bakın. Şöyle. İşte. Güzel duruyor. Kartopu bebe ipi yok tatlım bizde Menekşe Hanım. Fıstıklar böyle canlarım. Eline sağlık teyzeciğim, gösterdiğin ipler için. Arkadaşlar haftaya salı hanımlar Anatolia iplikten çekeceğiz. Canlıyımızı haberiniz olsun. Takip etmeyenler varsa evet. Takip ediniz. İşte bu var. Bunu da haftaya göstereceğim size. Küçük bir teyzeciğim. Böyle iki şapkanın... Bir de bu var ya 15 ilmekten oluyor bunlar. Şu kadar 15 ilmek. Tek bir tanesi. Evet. Oo. Hep böyle şapkayı 15-15-15 diye yapacaklar. Evet 15-15-15. Mesela 15-30. 30-60. 60 başlarına yaptın, küçük geldi 75. Padişah şapkası gibi duruyor. 75 yapacak ya 85 yapacak. Hep 15 yapacaksınız bunu. Adnan Bey organizasyon mu yapsın? Adnan Bey nerede organizasyon yapacak? Benim işim o hocam. Ne demek? Canlarım, Adnan Bey'in işi organizasyon. Tak teyzeciğim. Ey maşallah. Böyle işte benim yüzüme biraz büyük geldi. Bakın güzellerim. Çok şık olmuş teyzeciğim. Zaten benzemişim. Teyzem zaten çekik çekik gözlü böyle. Evet, Tatarlara benzedim. Tatarlara benziyor. Belki vardı olabilir yani değil mi teyzeciğim? Ailede belki vardı falan. Bilmiyorum. Aynen. Bilmiyorum. Babam da bilmiyordu rahmetli. Yani insan babasından eskiden var ya bey baba diye konuşurmuş Osmanlı zamanında. Evet. Onun için her şeyi soramazmış babasına. Oo. Soramadığı için de babam hiçbir şey bilmiyor. Kendince yani, öğrenmiş bir şeyler. Bir tek bildiği ne var? Ninesi Çerkezmiş. Aa. Evet. Ninesi Çerkezmiş. Ben de Çerkezim. Yani onu biliyor bir tek. Biliyordu rahmetli. Sen de Çerkezlik falan mı var? Bak biz kan evet, çekiyor. Evet yani gene de var. Ben nineden dolayı. Belki de nine dediği anneannesi mi babaannesi midir? Eskiden nine derlermiş. Evet nine diyorlar. Yani büyük anne büyük baba. Sen Çerkezleri benzemişsin abi. Ay şunu çıkarın başımda. Sıcak. Sıcak bastı ya. Çok tatlısın teyzeciğim demişler. İşte böyle teşekkür güzelleri. Ederiz. Size öğrendiniz mi gösterdiklerimi canlarım? Çok güzel anlattığını yazdılar teyzem. Anlamayan yani kaçıranlar için de tekrardan canlı yayından bakın, izleyebilirler. Bakın hakikaten şu fıstıkla şunu muhakkak yapın. Böyle tatlı teyzeleri konuştur sabaha kadar dinlerim diyor. Renkli dünyam. Benim Tonton teyze hoş demiş Banu Hanım. Sohbet edelim diye istiyorlar beni. İnanın ki. Evet. Teyze sen geldiğin zaman bizim neşeleniyoruz, canlanıyoruz diyorlar. Maşallah. Sen gel bize diyorlar. 3,5 numarası. Gelirim yavrum diyorum. Niye gelmeyeyim ki diyorum.
Bayanlar... Ya, inanır mısınız sokakta yürürken geliyor teyze sen ne tonton teyzesin böyle diyor beni seviyor. Sokakta. İnan ki. Öylesin ama yanaklarımda öyle tombiş tombiş. Maşallah. Fenomen olmak öyle bir şey hocam. Evet çeviriyorlar beni. Ay. Tonton teyze gibisin diyorlar. Aysel Hanım maşallah ya Allah uzun ömürler versin sana teyzeciğim. Fatoş Hanım evet demişler. Fatoş Hanım ne yazmıştı daha evvel bakalım. Bakın bir de bu armoni var ya bu armoninin bütün renkleri var. O kadar güzel bir yün ki. Evet aynen çok tontondur maşallah diyorlar. 190 gram 200 gram diyeyim bunu. Lifya patiklerim demiş. Ay seni yerim teyzem benim demiş. Tatlı dilli tontoş teyzoşum. Rabbim hayırlı ömürler versin demiş. Amin. Taştekin. Amin. Maşallah demişler. Bayanlar katılımlarınız için, bizi dinlediğiniz için, bizi izlediğiniz için. Anatolia İplik'ten. Var mıydı acaba? Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Şöyle bir dükkanımızı gezdirdikten sonra canlı yayınımıza son vereceğiz. Çünkü benim siparişlerim var. Onlara bakmam gerekiyor. Bu şapkayı ören var mı? Başlayan var mı? Teyzem merak etmiş hanımlar. Eğer örmüş iseniz bana Anatolia'dan mesaj atabilirsiniz. Allah nazardan korusun diyorlar. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hepinizi seviyoruz. Haftaya salı Anatolia İplik'te buluşmak üzere. Teyzeciğim söyleyeceğim bir şeyler var mı? Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, ağzınıza sağlık. Herkes seni öpüyorlarmış. Kaçırdık diye üzülmeyin hanımlar. Hikayemden tekrardan izleyebilirsiniz. Sizi çok çok öpüyorum. Biz de seni öpüyoruz teyzeciğim. Selamlar. Hoşça kalın canım. Allah'a emanet olun. Hoşça